Thanks, Grandma. Arkadaşlar Central Park'a doğru Central Park'tan çıktım da Central Park'ı göstereyim. Central Park'tan çıktım. İlerisi Central Park'ın girişi. Şimdi Times Square'dan metroya binip eve gideceğim. Şuradan da biraz video çekeyim. Sheraton Hotel burada. Arkadaşlar gelirseniz shake shake'in burgerlerinden de yersiniz. Bayağı güzel burgerleri. Zaten In-N-Out, Five Guys, Shake Shack, yani bunların burgerleri çok güzel. In-N-Out sadece şeyde var ama, Kaliforniya'da var. Tabii şu an yani bak sokaklarda hala yani birazcık normalleşmeye başlıyor. Hani restoranlar açık şu an. Diğer iş yerlerini de açacaklarını söylediler yakın zamanda, yani belki haftaya ya da ondan sonraki haftaya. Beetlejuice Broadway oynuyor müzikali. Wicked. Bu da arkadaşlar King Kong 53'te King Kong Broadway. Harry Potter'ın Broadway show'u 42'de Chicago Musical 48'de yani 48. Broadway'de. Kinky Boots, o da bayağı iyi. Yani bayağı gişe yapan Broadway'lerden bir tanesi. O da 43'te. 43. sitede. Broadway şovlarına şey yapabiliyorsunuz ama. Mesela internetten her hafta, her iki haftada bir biletler yayınlanıyor. Çekiliş yapılıyor yani. İşte şu şovlarda çekiliş var. Oradan internetten kayıt yaptırıyorsunuz. İşte e-mailiniz falan giriyorsunuz, telefonunuz falan. Oradan size Broadway ticket'ı kazandığınız ya da kazanmadığınız hakkında şey veriliyor. Bildiğim geliyor arkadaşlar. Broadway show ticket diye internette araştırdığınız zaman şovlarda bir hafta, iki hafta önceden size avans verip bir hafta, iki hafta sonraki biletlere çekiliş yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu şekilde de böyle dönüş olanı. Gidebilirsiniz ücretsiz yani, ya da çok düşük miktarlara. $10, $20 gibi. Ama genelde hani iyi şovlar en düşük fiyatları, genelde mesela Harry Potter ya da King Kong'un fiyatları, en düşük fiyatları $100. Tabii oturduğunuz yere göre değişiyor ama. Lan panoları. Big screenler. Burası Times Square. M&M çikolataları. Şurada da Hershey var. Hershey'in çikolataları da güzel. Dark chocolate'ları. Bitter çikolatası. Times Square'ın olduğu yer 7. Avenue. Bir sokak doğuya doğru gittiğinizde 6. Avenue. Bir sokak aşağıya doğru gittiğinizde Broadway and 8. Avenue. Sağa doğru gittiğinizde, yani west, batıya doğru gittiğiniz zaman Hudson Nehri'ni alıyorsunuz karşınıza. New Jersey'de o tarafta. New Jersey'i oradan görebilirsiniz. Eğer doğunuza doğru giderseniz, doğunuza doğru gittiğinizde ise Doğu Nehri, yani East River dedikleri Doğu Nehri'ne ulaşıyorsunuz. Yani Uyuyak buralara gidebilirsiniz hani. Belki biraz uzun bir yolculuk olur ama Uyuyak'ta gidebilirsiniz. Hem de etrafı görmüş olursunuz. East River'ın karşısında da Long Island, Roosevelt Island, Long Island City'yi görüyorsunuz. Roosevelt Island, Queens, yani East River'ın karşısında kalan kısımlar. Hudson Nehri'nin karşısında kalan kısımlar ise New Jersey eyaleti. Times Square merdivenleri. Tabii şu an kapalı. That's it, Disney Store.
reklam panoları. Let's see you, baby. That's Times Square, man. Böyle çekeyim. NYPD. American Eagle Store. Mobile. Disney Store. Express Man. Bu onun takım elbiseleri. Erkek takım elbiseleri bayağı kaliteli. Disney Forever 21. And rigged up. Broadway, Polo, Swatch. Şu arkadaşlar, Invicta'nın saatleri güzel. Genelde bir alana bir bedava kampanyalar var. Yani bir tane saat yaklaşık 150-200 dolar arası. Ama saatler güzel, bir alana bir bedava, yani 200 dolara iki tane saat alabilirsiniz. Genelde öyle kampanyalar var. Arkadaşlar, burası Hard Rock Hotel. Genelde New York'ta Madison Square Garden'da olan boks maçlarında boksörler buraya gelip hani fanlar yani taraftarlar falan burada sı oluşturuyorlardı. Şey gördüm, bir tane Mexican boksör vardı, adını unuttum arkadaşlar, o da ünlü bayağı. Onu görmüştüm burada, şuradaki balkon gibi yerde. Yani bir konuşma falan yapıyor böyle. Etrafa gaza getirmeye çalışıyor falan. Oradaki iki tane boksör birbirlerine böyle hani bakıyorlar böyle hani reklam şeyle yani. New York'taki Madison Square Garden'daki dövüşlerde genelde burada bir etkinlik yapıyorlar Hard Rock Hotel'de. Hard Rock Hotel'in şeyinde. Ben de bir tane boksörün görmüştüm. Adını unuttum şu an. Kardeşimle birlikte biz bayağı bir Marvel filmlerinin hastasıyız. En sevdiğimiz karakter, ikimizin de en sevdiği karakter Kaptan Amerika. Kaptan Amerika ilk uyandığında Avengers, yani First Avengers filminde 2012'de tamam tabii. Hani o ilk uyandığı zaman ilk buraya geliyor. Times Square. Hani orada da Director Fury, yani Samuel Jackson diyor yani uzun zamanda uyuyordu kaptan, yaklaşık 70 yıldır. Hani tam o sahne, hani sahneler de bayağı aklımda kalıyor. Biraz hani görsel hafızam iyi, herhalde görsel hafızam benim daha iyi. Mesela filmlerin nerede çekildiğini şey yapıyorsun yani. Şurası da Tony Stark'ın binası. Stark Industry. Tabii onda şöyle bir balkon var filmde. Tabii bu yani Tony Stark'ın indiği balkon. Tabi o balkon yok ama Tony Stark'ın binası burası. Tony Stark. RIP. Rest in peace. Brother. Ya arkadaşlar, yani o kadar büyük binalar var ki, yani şu 3 Times Square dedikleri binada yaklaşık 8000 kişi çalışıyormuş ya. Yani o ofisler, büyük ofisler, huge ofisler, yani binlerce insan çalışıyor. Koca binada, yani çok garip ya. Şu an kamerayla göstereyim, doğu tarafına giderseniz East River var. East River yine manzarası güzel. Long Island City was olayını. Oraları görebilirsiniz, Queens'i görebilirsiniz. Şu an trafiğin aktığı yöne doğru gidersiniz. World Trade Center, şu ikiz kulelerin olduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Umarım size yardımcı olur ileride hani Amerika'ya gelecek ya da New York'u ziyaret edecek arkadaşlarınıza. Umarım referans olur bu video. Umarım yardımcı olur yani. Eğer öyle bir sorularınız olursa arkadaşlar, Amerika, yani daha önce dediğim gibi Kaliforniya'da da bulundum. Kaliforniya'da da yaşadım. Ama yani uzun, büyük bir zamanımı New York'ta geçirdim. Amerika'da kaldım süre içerisinde. Eğer arkadaşlar bir sorularınız olursa
Hiç çekinmeden lütfen yorum kısmında belirtin. Yeah. I think that's it. Sanırım bugünkü video bu kadar. Hemen kendimi de göstereyim. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.